Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı döner tarifi vermek istiyorum. Hem kıymalı versiyonunu göstermek istiyorum, hem de hindi etiyle veya tavuk etiyle nasıl yapıldığını göstereceğim. Aslında yöntem aynı. Sadece içerisine koyacağımız baharatlar ufak tefek değişiyor. Şimdi tarifime geçmeden önce size küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Mesela kıymayı çokça aldıysanız veya o gün kullanmayacaksanız buzdolabında nasıl az yer kaplayarak saklayabiliriz onu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle klasik boy bir buzdolabı poşeti alıyoruz. Kıymamızı içerisine koyacağız. Bastırarak. İlk etapta kabaca koyuyoruz. Düzeltme işlemlerini daha sonra yapacağız. Sanırım bu kadar yeterli olur ilk etapta. Şimdi elimizle ilk önce şu uç kenarlarını kıymamızı her yerine gelecek şekilde bastırarak yayıyoruz. Düz bir taban elde etmeye çalışıyoruz yani. Şöyle hafif bastıra bastıra düzlüyoruz. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'ı ilk açtığım sıralarda yaklaşık 2 yıl kadar oluyor. Artık çoğunuz biliyordursunuz ama belki bilmeyenler vardır diye tekrar burada da göstermek istedim. Evet, şöyle düz bir taban elde ettik. Çok kalın olmasın arkadaşlar. 1 santim kalınlığında olsun. Böylelikle çözülmesi daha kolay olur buzluktan çıkartınca. Evet, bu şekilde olması yeterli. Şimdi kalınlığı umarım anlaşılır. Evet, dediğim gibi yaklaşık 1 santim kalınlığında. Şimdi yapacağımız püf noktası çabuk çözülmesini istiyoruz. Ve bu da tabii ki bu halinde çok. Tabii birer kilo falan koymak istiyorsanız o ayrı mesele ama size vereceğim püf nokta spatula yardımıyla ilk önce ortadan veya 3'e de bölebiliriz. Bunu 3'e de bölebilirim hatta ben. Şöyle bir çizgi yapıyoruz bastırarak. Fark ettiyseniz poşetin ucunu şimdilik kıvırmadım. Çünkü havası çıkması lazım. Şuradan da ortadan bir çizgi attık. Böylelikle kıymamız birbirine yapışmamış oluyor. Umarım videoda anlaşılır. Şimdi kare şekli vereceğim. Aslında birer porsiyonluk. Ne kadar kullanacaksak o zaman çıkartması da daha kolay oluyor. Ve çözülmesi de dediğim gibi daha kısa sürede olmuş oluyor. Daha şimdiden kıymalarımız ayrılmış vaziyette gördüğünüz gibi. Bu şekilde düz bir zemine buzluğumuza yerleştiriyoruz. Buz tuttuktan sonra ister böyle bu şekilde bırakın, sadece koparıp alın ihtiyacınız olduğu kadar veya hepsini kırıp tek bir poşete koyun, dilediğiniz miktarda çıkartın. O artık size kalmış bir şey. Ama bu şekilde düz birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde koyarsanız, şu halde bile gördüğünüz gibi ayrılmış vaziyette. Buzluğa koyarsanız kıymanız hiçbir şekilde yapışmaz. Dediğim gibi çıkartması da kolay oluyor porsiyonluk ve çözülmesi de daha kısa sürede olmuş oluyor. Bu küçük bilgiyi paylaşmak istedim parantez içinde. Şimdi tarifimize geçebiliriz. İlk olarak size kıymalı olan seçeneğini göstermek istiyorum. Dilediğiniz miktarda kıymalı kabınıza. Ben bugün yaklaşık 1 kilo kadar kullanacağım kıymayı. Onun üzerine baharat olarak tuz, kekik, kırmızı toz biber ve karabiber kullanacağım. Ve kıymamızın dağılmamasını sağlayacak olan şey yoğurt. Yaklaşık yarım su bardağı kadar yoğurt kullanıyorum. Şimdi bunları bir güzel yoğuracağım. Başka hiçbir şey eklemiyorum arkadaşlar. Bir güzel yoğuruyoruz. Baharatlar tabii sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Güzelce yoğurdu yediriyoruz kıymamıza. Renginin açılması normal arkadaşlar. Sonuçta yoğurt ekledik. Ama pişirirken, yani yarın yaptığımda bunu sizlere göstereceğim, hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Tek parça halinde kızartabiliyorsunuz. İster döner reti olarak kullanın, ister İskender yapın, ister dürüm yapın, ister pilavın yanına sadece kızartın.
Yani her türlü değerlendirebilirsiniz. Çok pratik bir tarif. Ve bence oldukça bereketli. Sanırım bu kadar yeterli. Baharatlar dediğim gibi sizin tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Şimdi ben bunu iki parçaya böleceğim. İki seferlik yapacağım yani. Çünkü tek sefer için bu çok. Bunu arkadaşlar kullanacağınız kadar yapmanızı tavsiye ederim. Yani tek porsiyonluk olsun. Çünkü diğer yöntem, yani tavuklu olan yöntem biraz farklı. Bunu çünkü çıkarttığınız zaman tekrar buzluğa atma şansımız yok. Çünkü biraz bekletirseniz üzerindeki kıyma olduğu için çözülmeye başlıyor. Ve doğrarken zorlanıyorsunuz. Dediğim gibi bunu kullanacağınız kadar kendim yani tek seferlik yapmaya çalışın. Şimdi streç film alıyoruz masamıza. Şöyle uzun bir parça alıyoruz. Bu kadar yeterli. Yapımı inanın çok kolay. Buzluğunuzda hazır yemek yani bu kadar söyleyeyim. Kıymamızı aldık. Elimizde hafif şekil verdikten sonra streç folyonun üzerine alıyoruz. Tekrar burada da son şeklini vermeye çalışıyoruz. Bu kadar olması yeterli. Şimdi bir ucundan başlayıp sımsıkı bir şekilde sarıyoruz. Sardık şu durumda. Ve artık şöyle çevirtiyoruz. Döner şeklini veriyoruz. Sosis gibi yani. Gördüğünüz gibi şu şekilde pürüzsüz yuvarlak bir şekil almış oldu. İlk ucunu düğüm yapıyoruz. Ve oldukça yakın bir şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk ucunu bu şekilde kapattım. Şimdi buraya gelince tekrar biraz bir açtırıyorum. Spatula veya elimizle kıymamızı biraz bir katlattırıyoruz. Ki içerisi sıkı olsun. Parça parça olmasın. Şöyle kaktırdıktan sonra aynı şekilde burayı da tekrar kıvırıyoruz ve düğümlüyoruz. Yine en uç kısma yakın şekilde bırakıyoruz düğüm olan yeri. Evet, ilk dönerimiz hazır gördüğünüz gibi. Yapımı oldukça basit. Bunu şimdi dondurucuya atacağız. Ve dilediğiniz zaman çıkartın yaklaşık yarım saat öncesi. Bunu zaten pişirirken göstereceğim ayrıntılı olarak. Yani birincisi hazır. Bunu buzluğa atabilirsiniz bu şekilde. Aylarca bozulmaz yani. Ve bence buzluğunuzda hazır yemek. Evet, kıymalı olanlar hazır. Buzluğa gitmeye hazır artık. En az bir gece buzlukta bekletirsiniz. Tam kesin bir şekilde donar arkadaşlar. Çünkü donmadan maalesef bu şekilde kullanamayız. Bunlar buzluk yolunu tutar. Şimdi geçelim tavuklu olan seçeneğimize. Ben bugün hindi eti kullanacağım. Hindi göğüs eti. Hindi but kemikten ayrılmış. Kırmızı etten de yapabilirsiniz. Yani süt danası olabilir, dana eti olabilir, kuzu eti olabilir. Et türü tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bunun yapılış şekli kıymalıdan ziyade bunu ilk etapta yoğurdumuzu, yani sosumuzu ilk önce yapıyoruz. Yoğurdumuza kırmızı biber, karabiber, tuz, tavuk baharatı, köri ve kekik ekliyorum. Dediğim gibi baharatlar tamamen damak zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Ama köri bence çok yakışıyor tavuk türü yemeklere. Şimdi sosumuzu şöyle elimizle karıştırıyoruz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi iri halde doğranmış büyük parçalar olan etimi alıyorum. Hepsini bir güzel bu sosa karıştırıyorum. Kırmızı et kullanacaksanız, yani dana türü et kullanacaksanız, bu sosu yaptıktan sonra bir gece buzdolabında buzluğa atmadan sos halinde bekletmenizi tavsiye ederim marine etmek için. Böylelikle etiniz daha da yumuşak olacaktır. Yoğurt yumuşatacak onu yani bir gece bekleyince. Ama hindi eti kolay piştiği için ben direktmen şeklini verip buzluğa atacağım. Sosum her yerine ulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi yine aynı şekilde streç folyomuzu alıyoruz. Masamıza upuzun koyuyoruz. Bunu hatta ben tek parça halinde yapacağım arkadaşlar.
streç fonyumu dediğim gibi uzun bir şekilde ve iki sıra halinde yapacağım. Çünkü geniş bir döner tabakam olmasını istiyorum. Ama hafif ilk streçin üzerine geçiriyorum ikinciyi ki aralarından sızıntı olmasın. Evet, bu şekilde geniş streç fonyumu hazırladım. Etimi alıyorum, şu kısmına gelecek şekilde diziyorum. Üst üste gelecek şekilde. Şekli çok önemli değil çünkü dediğim gibi yine saracağız bunları. Ve artık sarmaya başlıyoruz dikkatli bir şekilde. Üzerine geçirdik streç fonyumuzu. Sarıyoruz. Ama sıkı bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve az önce kıymalıya tek tarafını yapmıştık. Bu sıkıştırma işlemini. Şimdi buna iki tarafından da yapacağız. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi sıkılaşıyor hemen. Ve buradan da aynı şekil. Böylece tek bir kalıp olmuş olacak. Elinizle de yapabilirsiniz. Şimdi bir tarafını güzelce kaktırdığından emin olduktan sonra düğüm yapıyorum. Burayı kapattığımız için destek oldu orası. İyicene kaktırıyoruz, kaktırabildiğimiz kadar. Burayı da düğümlüyoruz ve artık son şeklini veriyoruz. Yine aynı rulo işlemi yaparak. Gördüğünüz gibi döner etimiz hazır vaziyette. Bunu da düz bir yere buzlukta yerleştiriyoruz. Bu şekilde donmasını bekliyoruz. Bunun avantajı arkadaşlar, bir saat önceden çıkartıp hafif çözülmeye başladığı zaman doğruyorsunuz istediğiniz miktarda. Kullanmayacağınızı tekrar bu şekilde düğüm atıyorsunuz ve buzluğa atıyorsunuz. Başka zaman kullanabilirsiniz. Yani kıymalıyla aynı değil. Çünkü anlatmıştım, kıymalının üzeri çözüldüğü zaman kıyma tipi, yani elinize geliyor parça parça. Bunda öyle bir problem olmadığı için bunu böyle tek parça halinde yapabilirsiniz. Kendi dönerinizi yapın. Bence en güzeli. Evet, şimdi bunu da buzluğa atıyorum. Şimdi sıra geldi kendi dürüm ekmeğimizi kendimiz yapmaya. İnanın çok kolay. Bunun için gerekli malzemeler: un, ılık su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket mayaya ihtiyacımız var. Şimdi yoğurma kabıma ilk etapta unumu boşaltıyorum. 1 kilo unu boşaltıyorum tamamen. Tuzumu ilave ediyorum. Şekerimi şöyle hafif bir karıştırıyorum. Ortasını açıyorum. Mayamı koyuyorum artık. Suyumu sizlere ölçülü vermek istiyorum. Ne kadar gittiğini hep birlikte göreceğiz. 2,5 bardak koydum. Gerekirse tekrar ilave ederim. Şimdi yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurum yoğruldu arkadaşlar. Ben su takviyesi yapmadım. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama çok yumuşak bir hamur oldu. Tam 2,5 su bardağı yetti benim 1 kilo una. Ama sizlerde de aşağı yukarı bu kadar gidecektir. Siz yine de kontrollü ekleyin. Şimdi mayalanmaya alacağım. Daha sonra ince lavaş ekmeklerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Hamurum kabardı artık. Şimdi küçük bezeler halinde hazırlayacağım. Daha sonra saçta veya geniş teflon tavada arkan önlü pişireceğiz. Pişirdiğimizi temiz bir bezin üzerine koyacağız ve sıcağıyla hemen örtüyü kapatacağız. Ki yumuşacık olsunlar. Hepsini üst üste koyacağız arkadaşlar. Böylelikle pamuk gibi incecik ekmeklerimiz hazır olacaklar. Şimdi dediğim gibi ilk etapta bezelerimi hazırlıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz. Hepsini hazır ediyoruz ilk etapta. Bezelerimiz kurumasın diye üzerini streç filmle veya bir poşetle veya temiz bir havluyla kapatın. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Saçım ısındı. Çok fazla unlamıyoruz. Ve sacımızın büyüklüğüne göre açacağız. Ben merdane ile yapıyorum. Daha kolayıma geliyor ama siz oklavayla alışkınsanız oklavayla yapabilirsiniz. Bu fark etmez. Bu tamamen
sizin el becerinize kalmış bir şey. Ve pişirmeye başlıyoruz artık. Hızlı pişecektir, ince hamur olduğu için. Üzeri hafif kurumaya başlayınca çeviriyoruz. Bir çeviriyoruz. Hafif kenarlardan tekrar kabarınca tekrar çeviriyoruz. Evet, birinci yufkamız pişti. Hemen temiz bir bezin üzerine alıyoruz ve üstünü kapatıyoruz sıcaklığıyla. Ve tüm bezelerimi bu şekilde pişireceğim artık. Evet, tüm ekmeklerim pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık onlar. Sıcaklığı üst üste koyuyoruz. Ve bir bez örtüyoruz. Kesinlikle bazlama gibi, yani hamur olma ihtimali yok. Çünkü ince hamur. Gördüğünüz gibi yumuşacıklar. Soğuduktan sonra kullanmadıklarınızı buzluğa da atabilirsiniz. Çıkardığınız zaman aynı taze yapmış gibi yumuşacık olurlar. Hindi etimi yaklaşık 1 saat önce çıkarmıştım buzluktan. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dondu. Şimdi bir ucunu kesiyorum. Ve kullanacağım kadar ince dilimler halinde keseceğim. Yaprak döner şeklinde. Streçini açıyoruz biraz. Doğramaya başlayabiliriz artık ince bir şekilde. Mümkün olduğunca ince kesebildiğiniz kadar ince kesmeye çalışın. Doğradıklarımı direktmen tavama alıyorum. Bu kadar yeterli bugünlük bana. Bunları doğradım. Şimdi kalanını yine aynı streç folyosuyla kapatıyorum. Tekrar bir düğüm yapıyorum ucuna. Ve buzluğa atıyorum. Başka zaman kullanmaya tekrar hazır. Çünkü çözülmedi daha. Buzlu yani. Şimdi bunu buzluğa atabilirim artık. Hindi etli olanı şimdilik ocağa alıyorum. Çok az sıvı yağ ilave ediyorum ama çok değil. Çünkü sonunda tereyağı da ilave edeceğiz. Bunları kavuruyorum ilk etapta. Suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Kızarmaya başlayınca da tereyağı ekleyeceğim. Şimdi kıymalı olanla ilgilenelim. Bu tam buzlu. Bunu yaklaşık 10 dakika öncesi çıkardım. Şimdi streç filmini çıkartacağız. Şu şekilde. Hindi etini ilk önce koydum arkadaşlar. Çünkü buna bakarak biraz geç pişiyor. Arada onu karıştırmayı unutmuyoruz. Kapağını kapatmıyorum. Açık vaziyette. Şu şekilde. Kavuruyorum. Şimdi bunu doğrayalım artık. Buzu çözülmediği için bunu doğraması biraz daha zor. Bununla İskender yapabilirsiniz, dürüm yapabilirsiniz. Her türlü kullanabilir, değerlendirebilirsiniz yani. Bunu da komple dilimliyorum. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Şu şekilde oldukları için bunları teker teker tavada arkalı önlü kızartacağım. Tavama biraz sıvı yağ alıyorum. Hindili olan artık suyunu bayağı çekti gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Kızarmaya başlayınca dediğim gibi tereyağı ekleyeceğim. Baharat, tuz falan hiç eklemiyorum. Çünkü sosunu eklemiştik yaparken. Kızgın yağın içerisine etlerimizi alıyoruz artık. Artık tereyağımı ekliyorum buna da. Kıymalı olanı tavada yapmak istemezseniz yağlı kayıp serilmiş fırın tepsisine koyun hepsini. Çok az da birkaç parça tereyağı koyun. Fırında da yapabilirsiniz. Artık etlerim hazır sayılır. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Bunun için yoğurt alacağım kasesine. Biraz mayonez. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Bir diş sarımsak rendeliyorum. Biraz kuru nane ekliyorum. Çok az da tuz. Bunları çırpıyorum artık. Karıştırıyorum. Sosumuz da hazır. Ama bu isteğe bağlı tamamen. Evet, bu hindi etimiz. Bol yağlı. Mis gibi kızardı. Bunlar da döner etlerimiz. Kıymalı olanlar. Gördüğünüz gibi hiç dağılma yok. Nefis yani. Et tadında hiç kıyma olduğunu anlamıyorsunuz zaten. Yumuşacıklar. Şimdi yapımına geçebiliriz artık dürümlerimizin. Şimdi lavaşımızı alıyoruz.
yumuşacık zaten. Etimizin yağsına batırıyoruz iyicene. Şu şekilde. Umarım videoda anlaşılır. Şimdi ilk olarak etimizden koyuyoruz biraz. Uzunlamasını. Salatamızdan koyuyoruz. Bol soğanlı salata yaptım. Karışık. Sosumuzdan gezdiriyoruz. Ürünümüz hazır. İlk önce şu alt kısımdan biraz kapattırıyoruz. Sıkı bir şekilde sarıyoruz. Dürümümüz hazır. Size şimdi dilimleyip içerisini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi nefis yani. Aynı şekilde kıymalı etimizi, dönerimizle de aynı yöntemi yapıyoruz. Etlerimizi yağladığımız ekmeğin üzerine diziyoruz. Üzerine salata. Ve sosumuzdan gezdiriyoruz. Bunu da dilimleyip göstermek istiyorum sizlere. Evet, bitmiş halde böyle arkadaşlar. İsterseniz patates de kızartabilirsiniz yanına. Yani bence nefis. Hepsi ev yapımı. En azından sağlıklı olduğundan eminiz. Yani bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem hazır yemek yani buzluğunuzda bulunması pratik oluyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle diğer tüm tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.